Hadi gelin Sözcü Gazetesi'nin manşetini okuyalım. Sözcü Gazetesi diyor ki pek bizim umudumuz başlığıyla örtüşmüyor ama... Kötü günler bitti, daha kötü günler geliyor manşetiyle çıkmış sözcü. İki yıldır her şey zamlanıyor. Sanmayın duracak, devamı var. İki yılda süren kur zamları üzerine bir de KDV, ÖTV, MTV zamları yağıyor. Her şeye çifter çifter zam geliyor. Üstelik bakan Mehmet Şimşek zamların süreceği sinyalini verdi demiş. Bakın yağmur gibi yağan zamları sıra sıra listelemiş. KDV katma değer vergisi %18'den %20'ye çıktı. İğneden ipliğe kadar her şeye zam gelmeye başladı. MTV hem zam geldi hem de bir kerelik iki kat arttı umudumuz diyelim başlığımızı atalım bir kerelik olması. Telefon kayıt yurt dışından getirilen telefonların 6.091 lira olan kayıt ücreti 20.000 liraya yükseltildi. Bu 1 Ocak 2023 itibariyle 6.000 liraya yükseltilen kayıt ücreti 31 Aralık 2022'de yani sadece bir gün önce sevgili izleyenler 2.500 liraydı. 2.500 liradan hop 6100 liraya çıkmıştı. Şimdi hop diye 20.000 liraya çıkarıldı. Akaryakıt KDV %18'den %20'ye çıkarıldı. Benzine 40 kuruş, motorine 38 kuruş, LPG'ye 15 kuruş zam otomatik geldi. Alkol ve sigara özel tüketim vergisine %14,82'lik zam geldi. Zamdan sonra alkollü içecekler %15-25 aralığında arttı. Sigara yaysa ikinci kez 5 lira zam geldi. Şans oyunları, at yarışlarından alınan vergi %7'den %14'e, şans oyunlarından alınan vergi ise %10'dan %20'ye çıkarıldı. Pasaport daha önce 3796 liraya mal olan 10 yıllık pasaportu alma bedeli 5444 lira oldu deniyor. Hadi gelin bir de marketteki etkisine bakalım bu zamların. Gelmiş yani her şeye zam gelmiş. 100 liralık ürün oldu 120 lira. Devlet sağ olsun her cebimizde yani. Zaten dolaylı vergi fakir fukaraya oluyor. Zengine bir şey yok. Burlantı alırsan vergi vermiyorsun. Yatım varsa vergi vermiyorsun. KDV zammı etiketlere yansıdı. Marketlerdeki ürünlerin fiyatı yükseldi. KDV oranı %8 olan ürünlerin vergisi %10'a, %18'lik KDV ise %20'ye çıkarıldı. Hijyen ürünlerinde ise %8'den %20'ye. Fiyatlar çok yüksek tabii ki. Dünden bugüne artış var tabii ki hemen yansımış zaten. Yani bekletmeden yansıtıyorlar. Tuva eski kağıdında 185 lira olanlar şu anda 230'larda, 240'lara kadar çıkıyor. En büyük vergi artışı temizlik ve hijyen ürünlerinde yaşandı. %8 olan KDV oranı %20'ye çıkarıldı. Örneğin bu kağıt havluyu alan tüketici 43 lira 95 kuruş öderken bugünden itibaren aynı kağıt havlunun fiyatı 48 lira 45 kuruşa çıktı. Sadece tek bir üründe KDV artışının etkisi 4 lira 50 kuruş. Vallahi fiyatlar çok pahalı ya. Hiçbir şey alınmıyor gerçekten. Artmış yani daha kötü olmuş. Düşünsene yazın ortasındayız yani normalde daha uygun olması lazım ama. Yani hiçbir şey uygun değil. Bakalım nereye kadar gidecek böyle bu gidişimiz. Allah sonumuzu hayır etsin. Zamsız fiyatlarla alışveriş yapmak için KDV artışı etiketlere yansımadan marketlere akın etmişti tüketici. Hafta sonu alabilen aldı. Çoğu tüketici de boş raflarla karşılaştı. Yeni haftadaysa etiketlerdeki fiyatların hemen hepsi zamlıydı. Bir tanesinde 15 lira. Ötekilerin de 20-30 lira fark etmişti. Ondan kısıyoruz, bundan kısıyoruz. Kahvaltılardan sucuğu çıkardık mesela, kaşar peyniri çıkardık. Öyle akıl verdiler ya bize. Ayağımızı yorgunluğuna göre uzatmamızı söylediler. Biz de uzatıyoruz ayağımız yorgunluğuna göre. Yakında bunları da yemeyeceğiz. Daha asker ücreti almadı millet. Doldurdular Azamlar Bakalım ne olacak halimiz. Kadın hijyen malzemesi %8 evet, KDV %8. 23 lira 95 kuruş bugün. En ucuz hijyenik pet 23 lira 95 kuruştu Hı. bir gün önce. Hem fişteki vergi oranı değişti hem de raftaki fiyatı. Pazar günü %8 KDV ile 500 lira tutan market alışverişi bir gün sonra KDV'nin %20'ye çıktığı o ürünlerle 555 liraya yükseldi. Milletin sır sırtına bindire bindire ya gerçekten nefes alamaz bir duruma geldi insanlar. Önceki hükümet e, enkaz devretti, bu hükümet ne yapsın?